Merhabalar, House of the Dragon'ın 1. sezonunun 8. bölümü olan The Lord of the Tides yayınlandı. Önceki bölümden sonra 6 yıl geçen bu bölümde gözyaşlarım kurur kurmaz video çekmeye oturdum. Bölüm Velaryon hanesinin lordu olan Corlys Velaryon'un dizi başladığından beri sürekli savaş halinde olduğunu gördüğümüz bu basamak taşlarının yine karıştığını öğrenmemiz ve orada muhtemelen öldüğüne dair söylentilerin olmasıyla birlikte kardeşi ve Mond'un gelerek abim öldüyse tahta kim geçecek, Driftmark'ın lordu kim olacak derdine düşmesiyle başlıyordu. Driftmark da Prenses Renly'yi sorunlarından biri olan Bailey'i yanına almış. Diğer yandan Waymond ise kendi hırslarında. Normalde kitapta bu Waymond, Corlys Velaryon'un yeğeni bu arada, kardeşi değil. Ve gerçekten Corlys Velaryon öldükten sonra Prenses Rhaenyra'nın çocuklarının meşruluğu sorgulandığı için Driftmark'ın varisi kim olacak diye bir tartışma yaşanıyor gerçekten ve kralın şehrine gidiliyor, evet. Ama kral bu seslerin hepsini bastırmayı biliyor. Burada yeğeni değil de kardeşi yapmayı tercih etmişler Waymond'u. Aslında söyledikleri doğru. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün Westeros gibi. Çünkü prensesin çocukları birer Velaryon değil. Gerçekten gayrimeşrular. Fakat şöyle de bir gerçek var ki babaları, resmi babaları olan Leonor onları kendi çocuğu gibi zaten kabul etmişti. Benim çocuğum diyordu. Artı Corlys Velaryon da zaten onları torunu olarak görüyordu. Dolayısıyla evet, aslında Waymond'un söylediği şey doğru. Hak iddia etmekte de haklı tarafları var. Fakat babaları, dedeleri bu durumu zaten kabullenmiş ve buna göre bir varislik zaten kafasında oluşturmuş Corlys Velaryon. 6 yıl önce, yani önceki bölümde Prenses Renly ise tam bu sebeple karşı çıkmış ve kız torunlarının Driftmark'ın varisi olmasını istemişti. Ama bu bölümün ilerleyen dakikalarında aslında iki tarafında istediğin olduğunu görüyoruz. Yani hem Corlys'in hem prensesin. Hatta Prenses Rhaenyra'nın da. Çünkü Prenses Renly hem bu şekilde kız torunlarını, gerçek Velaryon olan torunlarını aslında birini Driftmark'ta, birini ise Demir Taht'ta görecek kraliçe olarak. Hem de Corlys Velaryon'un oğlunun çocukları tahta geçmiş olacak. Biri Driftmark'ın orada olacak, birisi kral olacak ileride. Dolayısıyla Prenses Rhaenyra'nın teklifi bu çıkmaz için en önemli ve en mantıklı çözümlerden biri oldu. Gene dört ayağın üstüne düştü. Ejderha kayasında ise Daemon'un ejderha yumurtası çıkardığını görüyoruz kuluçkadan. Hiç ejderha kuluçkalarının nasıl olabileceğini düşünmemiştim. Bence çok güzel bir detay olmuş bunu göstermeleri. Böyle sıcak bir kuluçkaydı. Prensesin ejderhası Syrex'in yumurtlamış olduğunu gördük. Ama burada önemli olan Daemon da hemen kızı Bayla Driftmark'tan mektup yolladı ve Waymond'un kralın şehrine gitmekte olduğunu söyledi o mektupta. Yetişkin olduğundan beri her bölüm hamile olarak gördüğümüz prenses yine hamile. Ve oğlu Lucerys'in Valyria dili öğrendiğini görüyoruz. Bunu çok eski videolarımdan birinde bahsetmiştim. Game of Thrones'un tarihten esinlendiği şeyler olabilir. Emin değilim. Tabii ki Valyria ana dilleri bu yüzden öğreniyorlar ama biraz Cık bu bana kendi dünyamızda da şunu hatırlatıyor her zaman. Valeria'yı böyle Latince gibi bir yere koyduğunu düşünüyorum George Martin'in. Çünkü nasıl böyle orta çağda Avrupalı soylu aileler çocuklara Latince öğretiyorlardı. Bu böyle eğitimlerinin iyi bir parçası, çok sofistike, çok entelektüel bir yön olarak karşımıza çıkıyordu Latince'yi bilmek. Valeria dili öğrenmek de birazcık böyle bence. Tabii ki de Driftmark'tan gelen mektubun üzerine Prenses ve Daemon bu sorunu çözmek için kralın şehrine gitmeye karar veriyor. Şimdi bana bazen objektif yorum yapmadığım için eleştiriler geliyor. Ben bunları hayretle karşılıyorum. Çünkü tabii ki de objektif yorum yapmayacağım. Çünkü yorum yapıyorum. Gerçeği ve diziyi önce bir ayırt edelim istiyorum. Ya hiçbir inceleme objektif olamaz. Tabii ki de bana katılmak zorunda değilsiniz. Benim sevdiğim karakteri sevmek zorunda değilsiniz yani. Ya da olayları yorumlayış şeklimi beğenmek zorunda değilsiniz. Ama bazıları Nilüfer de siyahçı, siyahların tarafında deyip böyle siyah sansürlüyor falan. Arkadaşlar delirdiniz mi siz? Beni eski incelemelerimden beri takip edenler varsa şunu çok iyi bilirler ki ben aile tutmam. Ben karakter tutarım. Her ailede benim sevdiğim karakterler, sevmediğim karakterler vardır. Ve dizi olarak ele aldığımızda da kötü karakterleri bile izleme zevki yüksekse o açıdan severim. Daemon gibi örneğin. Daemon çok pislik bir karakter. İyi yanları da var kesinlikle
ama çok sınırsız bir karakter gerçekten. Ne yapabileceği hiç belli değil ve hiç böyle etik bir çerçevesi yok yani bu karakteri. Ama ben bu karakteri çok seviyorum çünkü çok yönlü bir karakter. Hem okuması hem izlemesi çok keyifliydi. Bu demek değil ki ben Damon'un yaptıklarını takdir ediyorum yani. Ya bu açıklamayı hala yapıyor olduğuma gerçekten inanamıyorum ama söylemek istedim. Çünkü bu bir taraflı inceleme arkadaşlar. Objektif değilim. Nükleer fizik tartışmıyoruz biz burada. Hayali bir dünya tartışıyoruz. Bu ejderhaların dansı hikayesine gelirsek eğer, Prensesin ben karakterini de seviyorum ve iyi bir insan olduğunu düşünüyorum şu aşamada. O yüzden onun tarafındayım. Çünkü Prensesin aslında sadece diziden yola çıksak bile gençliğindeki ufak tefek şımarıklıkları dışında aslında doğrudan kötü bir hareketini diğer karakterlere kıyasla bence görmedik. Özellikle yetişkin olduktan sonra çok daha sağduyulu, çok daha bilinçli, çok daha olgun biri haline geldi. Kralın en büyük çocuğu olarak ve kral bizzat kendisi de varis ilan etmişken onu tahta görmek istemeyenlerin rasyonel hiçbir sebebi yok. Çünkü tek sebep kadın olması bu. Bu yüzden onun tarafını tutuyorum. Çünkü bir haksızlığa uğruyor. Hightower'ları zaten sevmiyorum çünkü çok yobazlar. Ve her yobaz gibi bu günah şu yanlış deyip başkalarını yargıladıkları her şey kendi ailelerinde karşılarına çıktıklarında saklama yoluna gidiyorlar. Aegon'da gördüğümüz gibi Alicent'in oğlu Aegon'un ne kadar aslında eleştirdiği gibi biri olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve kitapta bu arada Aegon karısı, kız kardeşi olan Helena dışında başka kişilerle de sürekli birlikte olduğu için onun da gayrimeşru çocukları olduğu söyleniyor. Prenses yapınca ona önüne gelen herkes slut diye hakaret edebiliyor ve bu asla kabul görmüyor. Ama bir erkek varis bunları yapınca hiç gündeme bile gelmiyor. O yüzden prensesin tarafındayım. Tabii ki de gayrimeşru çocuklarının meşru diye diretmesi doğru olmasa da bunun altında yatan şeyler de var ve bunları da konuşacağız. Kraliçe Alicent'in çocuklarını da görüyoruz. Aegon zaten işe yaramaz birisi oldukça. Şu an öyle gözüküyor en azından. Helena zaten rüyalar aleminde takılıyor. O bambaşka bir kafayı yaşıyor şu an. Tek göz Aemond ise inanılmaz kindar ve zalim birisi. Her ne kadar prensesi şu an Daemon'dan platin saçlı çocukları olmuş olsa da diğer çocukları da onun öz çocukları ve prenses evlilik içi ve evlilik dışı bu çocukların kendi çocuğu olduğunu farkında ve dolayısıyla onları kendince zaten meşru görüyor. Ondan sonra onların geçmesi gerektiğini düşünüyor ki dediğim gibi babaları da dedeleri de bunu kabul etmişken Targaryen olmaları sırf annelerinden geliyor diye kabul edilmiyor mu yani? Gelelim Prenses ve Daemon'un yolculuklarına. Kralın şehrine geldiklerinde Otto Hightower'ın kasıtlı olarak onlara bir karşılama yaptırtmadığını öğreniyoruz. Ve burada da yuh artık diyor. Şimdi bu arsızlık, fırsatçılık değil de ne? Tamam sen torununu, kendi torununu tahta geçirmek istiyor olabilirsin. Güç elde etmek istiyor olabilirsin. Kral Viserys ölüm döşeğinde de olabilir. Ama ne olursa olsun şu an mevcut durumda krallığın varisi olan bir prenses geliyor ve ona böyle bir terbiyesizlik yapıyorsun Otto yani. Bu ne kendini bilmezliktir diyorum ben. Ve bu koşulda bir prensesin yine de çok sakin ve temkinli olduğunu görüyoruz. Çok daha uzlaşmacı olduğunu görüyoruz. Yani babası Viserys'in özellikleri çıkmaya başladı prensesle. Ve ben şu an bunu takdir ediyorum. Zaten her yeri 7 dininin sembolleriyle döşemişler. Alicent'da kafam kadar 7 kolyesini takmış boynuna. Yani belli ki kralın şehrinde çok büyük bir değişim var. Ve başta Daemon olmak üzere Targaryenlar bunlar. Rahatsız. Yedi dinin önemini bu evrende vurguluyorum sürekli. Zaten Game of Thrones'ta da bu dinin pek çok karakterin başına neler açtığını görmüştük. Bu hikayede de zaten bu çekişme dinamiğinin çok önemli olduğunu hep vurguluyorum. Çünkü din dediğimiz şey kralın şehrindeki gibi bir halk kitlesini yönetmek ve onları yönlendirmek için kullanılabilecek çok önemli araçlardan bir tanesi. Prenses kralın şehrine gelir gelmez doğrudan babasının yanına gidiyor ve Viserys'i gördüğüm her an gerçekten mahvoldum, kahroldum ya. Gerçekten can çekişen bir adamı izledik bütün bölüm. Çünkü beni çok rahatsız etti, çok üzdü.
Bu da onun oyunculuğunun başarısı. Damon yatağın başında hemen prensesin çocuklarının meşruluğu mevzusunu açarken babasına derin bir sevgi besleyen prenses ise baksana torunlarını getirdim deyip çocuklarıyla tanıştırıyor. Buradan prensesin ilk çocuğunun adının Aegon olduğunu görüyoruz. Kitapta şöyle bir detay var. Şimdi Alicent'ın çocuğunun adı da Aegon ya. Dolayısıyla prenses de kendi çocuğuna Aegon ismini koyunca kraliçe bundan rahatsız oluyor. Benim çocuğumun adı Aegon diye koydu. Sırf bana inat diye koydu. Yani bundan bile rahatsız oluyor. Çünkü biliyorsunuz hani Aegon hiç yaygın bir isim değil Targaryen'larda. Daha önce hiç duymadı. Zaten Daemon gibi sürekli atalarım, soyum, sopum diyen biriyle evlenmiş. Tabii ki de Fatih Aegon'un ismini koyacak ilk çocuğuna. Hani bunda şaşıracak ne var? Ama bu sahnede ikinci çocuğu Viserys. Yani babasının adını vermiş. Ve burada Kral Viserys'in buna mutlu olması. Tam da kral ismi diye şakalı komiklikler yapması. Burada Daemon kralın içmek istediği çayı kokluyor. Ve bir şüpheye düştüğünü görüyoruz. Yani burada sanki... Ne koyuyorlar acaba bu çayın içine? Acaba abime iyi gelmeyecek bir şeyler mi var diye düşündüğünü görebiliyoruz. Biliyorum pek çok kişi aslında işte Hightower'lar ve üstadlar arasındaki bağlantıdan da yola çıkarak yavaş yavaş kralı öldürdüklerini, kasıtlı olarak üstadların onu tedavi etmek istemediklerini düşünüyor. Ama ben hani doğrudan onu öldürdüklerini çok düşünmüyorum. Burada işte haşhaş sütü verdiklerini görüyoruz. Aslında Kral Viserys'i öldürmek isteseler şimdiye kadar çoktan öldürürlerdi. Ama burada biraz hastalığını da kullanarak onu yani böyle olabildiğince yaşayabilecek düzeyde sadece güçlü tutarak hem ölmemesini sağlıyorlar. Çünkü ölürse prenses tahta geçecek. Ama şu an kral olarak duruyor ve bu da kral eli olan Otto Hightower'a ve kraliçe Alicent'a yönetme gücü veriyor aslında. Ama hem de sanki karar alamayacak kadar zihnini böyle bulanık tutacak şeyler veriyorlar gibi gözüküyor. Yani hem ölmesin ama hem de çok mevzulara açık olmasın der gibiler. Biraz bu noktada içirdikleri şeylerin etkisi şüphesiz ki var gibi gözüküyor. Yani kral Viserys'i yönetemeyecek kadar güçsüz ama hayatta kalacak kadar güçlü tutacak tedaviler uyguluyorlar diye biliriz bence. Daha sonra Alicent'ın Aegon'un mevzusunu çözmeye gittiğini görüyoruz. Aegon böyle biri işte. Aegon çok pis bir karakter olduğunu görüyoruz. Aslında Alicent korktuğu her şey, yargıladığı her şey birebir karşısında. Bununla sınanıyor yedi tarafından. Bir yandan kıza evet üzülüyor gibi ama daha çok Aegon'un bu yaptığının açığa çıkmasından korkuyor gibi. Yani o üzüntüsünün altında bile hala o yobazlığı bir böyle tetikliyor onu yani. Hani ben sana inanıyorum ama başkası duyarsa yani böyle kızlar hakkında neler diyorlar biliyorsun gibi konuşuyor. Prenses Rhaenyra ise çocuklarını o kadar güzel yetiştirmiş ki zamanında Alicent'la konuşup ona ben bir kalede oturup sürekli çocuk doğuran biri olmak istemiyorum demesine rağmen şu an bir sürü çocuğu olmasına karşın onları çok iyi yetiştirdiğini görüyoruz. Ve bir kıyaslamaya girecek olursak eğer hayatını sürekli bu annelik edebiyatı, eş edebiyatı üzerinden kuran Alicent'ın ise kendi aslında vizyonu çerçevesinde başarısız bir anne olduğunu görüyoruz prensesle kıyasladığımızda. Alicent daha sonra Daemon ve Prenses Rhaenyra'yı olabilecek en samimiyetsiz şekilde karşılamaya gittiğinde gözü ilk olarak prensese attığı bıçak yarısına çarpıyor ve diyor ki uzun zamandır görüşmemiştik. Buradan anlıyoruz ki muhtemelen önceki bölümden sonra o arada 6 yıl hiç görüşmemiş bunlar. Prensesin çocukları talim alanına gittiklerinde ise herkesin fısır fısır bu çocuklar hakkında konuştuğunu görüyoruz. Çünkü herkes biliyor gayrimeşru olduğunu ve onları birebir görmek bu dedikoduları arttırıyor tabii ki de. Burada Kristen Cole'u Aemond'a talim yaparken görüyoruz. Gerçekten Aemond birebir Kristen Cole tarafından böyle yetiştiriliyor. Çok iyi kılıç kullanmaya başlıyor. Prensesin de aslında şanssızlığı olmuş bu genetik. Çünkü mesela Alicent'a bakıyoruz. Kızıl saçlı ve çocukların hepsi yine de Targaryen saçını almış. Bu arada bununla ilgili bana çok soru da soruyorsunuz. Yani bunun bir anlamı var mı? Babadan olunca mı sadece saç alıyor, saçın rengini alıyor gibi. Hayır değil yani. Bu dünyada buna dair bir genetik bilimi yok arkadaşlar. Bu sadece George Martin'in bir edebi dokunuşu bence. Hani yok annesi Targaryen'da da o yüzden almadı diye bir şey yok aslında. Hatta Prenses Rhaenys Velaryon, onun biliyorsunuz annesi Baratheon'lardan var. Kitapta normalde o da siyah saçlı örneğin. Babası Targaryen olmasına rağmen almamış o saçların rengini. Dizide beyaz saçlı olduğu için biz bu detaya hakim değiliz tabii ki de. Yani böyle bir kural yok aslında saç rengiyle ilgili. Burada aslında dediğim gibi edebi bir tercih. Çünkü bunu yaparak aslında prensesin çocuklarının gayrimeşruluğunu
böyle vurgulamak istiyor. Buradan tartışmayı başlatmak istiyor George Martin. Yazarın hikaye anlatıcılığında yaptığı bir seçim aslında bu. Gelelim prenseslerin ittifakına. Prenses Rhaenys tabii ki de oğlunu Prenses Rhaenyra'nın kasıtlı olarak Daemon'la evlenmek için öldürdüğünü düşünüyor. Aslında prenses çok güzel bir şey yaptı oğlu için ama tabii ki de itiraf edemiyor. Aslında söylese bence bir şey olmaz. Aksine çok daha destek alabilir ondan ama yine de riske atmak istememesini anlıyorum. Yine de her koşulda bir anlaşmaya varmaları ve çocukların evliliğine karar vermeleri çok güzeldi bence. Bonus olarak çocuklar da bundan çok mutlu. Hepsi birbirleriyle evlenecekler için gayet keyifleri yerinde. Kral ve kızının dışarıda yağmur yağarken o odada baş başa yaptıkları konuşmada çok güzeldi. Zaten bu ikilinin baba kız ilişkisi bence müthiş. Çok güzel yansıtıyorlar. Çok derin bir sevgi var aralarında. Gerçekten çok değer veriyorlar birbirlerine. Ve burada aslında prensesin de şüpheleri olduğunu görüyoruz. Yani çok büyük bir yükün altında olduğunu farkında ve sanki seçme şansı olsa bunu istemezmiş gibi konuşuyor. Ama ortada bir kehanet var ve gerçekten aslında diyarı önemsediklerini görüyoruz. Yani tek düşündükleri şey zamanı geldiğinde soğuğa karşı savaşacak o söz verilmiş prensi devam ettirmek kendi ailelerinden ve o prens doğana kadar bu diyarı yönetmek. Çünkü çok daha büyük bir tehdit var. Ve ikisi de aslında bunu düşünüyor. Bunu görüyoruz. Kral ise prensesin çocuklarının gayrimeşru olduğunu bildiğini zaten böyle sayıklayarak söylüyor ve prenses bunun üzerine ağlamaya başlıyor. Ama ikisi de aslında çok büyük yüklerin altında ve yine de prenses bu yolda hani babasının istediği ve inandığı şekilde tahta geçmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Bunu yönetmek istediği için, sırf kraliçe olmak istediği için değil de bu tehlikenin farkında olduğu için yapmak istiyor aslında. Diğer için yapmak istiyor ve bence bu çok kıymetli. Kralın örümcek ağları ve tozlar içindeki Lego seti ise kralın bu kendi mahvolmuş halini bize gösteren detaylardan biriydi. O tedavi süreci oldukça rahatsız ediciydi. Yani Viserys gerçekten her gördüğüm sahnede mahvoldum, kahroldum. Bu arada kitapta da evet çok ağır hastalanıyor ama böyle zayıf lamıyor. Tam aksine çok fazla kilo alıyor ve bu kilolarından dolayı insanlar onu taşıyor. Yerinden kalkamayacak hale geliyor. Burada öyle yansıtmamışlar. Kral iyice çöküyor, küçülüyor, ufalıyor resmen gözlerimizin önünde ve o gücünü fiziksel olarak da kaybediyor. Bu şekilde yansıtmışlar. Normalde kitapta dediğim gibi kral çok fazla kilo alıyor. Çok hasta, çok ağır hasta ve bir gün böyle ateşi çıkıyor. Kızılkale'nin üstadı bu ateşi bir türlü düşüremiyor. Bunun üzerine prenses bu bölümde de ismi laf arasına geçen kendi üstadını, Ejderha Kayası'nın üstadını getiriyor. Ve kralın iki parmağını keserek bu şekilde ateşini düşürüyorlar ve iyileşmesini sağlıyorlar aslında. Buradan da şunu anlıyoruz hani acaba kralın şehrindeki üstadlar bilerek mi yapmıyor, iyileştiremiyorlar. Bunu çıkarabiliriz aslında birazcık. Ve kral bu iyileşmenin üzerine aslında bu bölümde gördüğümüz gibi bir yemek oluyor. Herkes bir araya toplanıyor. Böyle ufak bir fark var aslında. Ama çok önemli bir değişiklik değil açıkçası bence. Hatta dizdeki versiyonu bence çok daha iyi. Çünkü dediğim gibi güzel bir metafor da var orada. Hani hem iktidar gücünü kaybediyor hem fiziksel olarak gücünü kaybediyor. Ve resmen ufalıp yok oluyor kral. Gelelim taht odasındaki sahneye. Otto Hightower bayağı kral gibi yönetiyor zaten. Bunu görüyoruz. Corlys Velaryon ise daha öldüğü kesin değil. Tamam çok uzun yıllardır haber alınamamış ama ölüp ölmediğini bilmeden kim geçecek Driftmark'ın başına bunu tartışıyoruz. Burada dediğim gibi zaten prenses için olabilecek en güzel çözüm oldu. Ama bölümün en etkileyici sahnesi, hatta bence Game of Thrones da dahil olmak üzere yine en böyle etkileyici birkaç sahneden biri diyebileceğimiz bir sahne izledik arkadaşlar. O da Kral Viserys'in tahta yürüdüğü sahne. O kadar güzeldi ki, çok güzeldi. Yani tüylerim diken diken oldu izlerken. Gözlerim böyle doldu dedim. Ne oluyor bana? Ta ki Kral Viserys tacını düşürdü ve kardeşi Daemon o tacı alıp başına taktı ya. Ben orada ağladım, itiraf ediyorum. Böyle gözümden bir pıt yaş döküldü. Çok etkilendim. Yani müzik, o yürüyüş, o kralın çökmüşlüğü, o güçsüzlüğü ve buna rağmen yani ölecek artık adam. Ölmek üzereyken son bir hamleyle hem kızının bir önceki gece ondan istediği şeyi yapmak, onu korumak, diyarı korumak ve ölmeden önce son bir kez bu barışı sağlamak, bu huzuru sağlama isteğiyle
bu kadar son gücünü kullanması beni çok etkiledi gerçekten bu sahne. Otto olsun, Alicent olsun, Vermont Velaryon olsun, kralı ayakta görünce hepsi hemen böyle bir şey, şok, şaşkınlık, hemen bozuluyorlar yani. Böyle o sürekli şeyde Kızılkale'de böyle dolaşan fareleri bize gösteriyorlar ya. Al işte bunlar, bu fareler bunlar. Vermont Velaryon istediği olmayınca tabii ki de dilini tutamayıp prensese hakaretler saydırınca hem kral hem Daemon öfkeleniyor doğal olarak ve Daemon büyük bir soğukkanlıkla adamın dilini onda bırakarak kafasını uçuruyor. Ve burada dikkat çekici şeylerden biri de tek göz Aemond, Daemon'a hayranlıkla bakıyor. Çünkü Aemond da gerçekten Daemon'a çok benziyor. İkisi de birer psycho, ikisi de çok psikopat yanları var. Aemond'un biraz daha fazla var. Bu andan zevk almasından zaten bunu anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Fakat aynı zamanda Aemond çok kindar birisi ve ona yapılanı unutmuyor. Burada ama ben artık bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kaç bölümdür kendimi tutuyorum. Artık tutamayacağım. Aslında bunların bir kardeşi daha var. Daeron. Ve bu Daeron nerede bilmiyorum. Birkaç bölüm beklemek istedim ki çünkü belki çıkar. Çıkmasa bile bahsi geçer diye ama hala geçmedi. Umarım bu karakteri çıkarmamışlardır. Çok büyük bir hata olur. Çünkü Alicent'ın aslında en sevilen oğlu Daeron. Ve onu Hightower'ın yanına yolluyorlar Old Town'da. Orada yetişiyor. En azından bu bölümde bence bir isminin geçmesi gerekiyordu. Umarım görürüz. Görmezsek de çok şaşırırım. Büyük bir kayıp olur. Geçiyorum yemek sahnesine. Buradaki ilk sahneyi çok beğendim ben. Çünkü kitapta bir illüstrasyon var. Kraliçe ile prensesin. Ona çok benzettim. Sanki biraz onu canlandırmak istemişler gibiydi. Hatta orada böyle pişmiş bir domuz var masada. Daha sonra ona benzeyen bir domuz da zaten geliyordu masaya. O an olmasa bile. Çok güzeldi o kadraj. Bir köşede prenses siyah elbisesi içerisinde. Diğer yanında Alicent yeşil elbisesi içerisinde. Ortadaki sandalye boş çünkü kral daha henüz gelmemiş. İkisi de birbirinin yüzüne bakmıyorlar ve o ortadaki sandalyenin arkasında kralın şehrinin bir resmi var duvarda. Ya çok güzel bir görüntü, böyle ejderhaların dansını özetleyen bir görüntüydü. Çok hoşuma gitti. Başlamadan önce hadi dua edelim sahnesine çok güldüm. Çünkü hem prenses şaşırdı ne oluyor ya diye. Hem Daemon gıcık oluyor zaten sürekli yedi inancı diye etraf donuyup da dua ediyoruz yemek öncesi. Nereden çıkıyor bu yeni yeni adetler diye. Aemond, Alicent'ın oğlu gözlerini kapatıp gerçekten böyle samimi içten bir şekilde dua ediyor gibi gözükürken prensesin çocukları ise ya böyle etrafa bakıyor. Onlar da hiç olayın yakından uzaktan alakaları yok. Viserys ise burada son kez aileyi bir arada tutmaya çalışıyor. Burada yine prensesin tavrını ben çok beğendim. Çünkü çok güzel bir adım attı. Yani babasının gözü çıkmış, tamam mı? Yani literally adamın gözü çıkmış, çürümüş, dökülmüş, bir şey olmuş. Felaket durumda. Yine son kez çok güzel bir konuşma yapıyor. Burada Alicent da aslında duygulanıyor, üzülüyor. Ve burada şunu görüyoruz aslında. Otto Hightower olmasa aslında kraliçe ve prenses bir araya gelip olayı çözecekler. Savaş mavaş olmayacak belki de. Çünkü aslında onlar da böyle bir fırsat kolluyor gibiler. Arayı iyi tutmak için, barışmak için. Ama bunu başaramıyorlar çünkü hep başka şeyler giriyor araya. Burada prenses Helena laf arasında gene bir kehanet oraya sıkıştırdım. Ona çok değmiyorum. Fakat ona da çok üzüldüm. Özellikle işte o da kadeh kaldırırken söyledikleri, evlilikle ilgili söyledikleri. Çünkü belli ki Aegon berbat bir insan, berbat bir koca. Evlilik anlayışından anlaşılabiliyor Helena'nın. Bir anda buzlar kırılıp herkes böyle tatlı tatlı sohbete, yemeğe, içmeye, gülümsemeye dalmışken burada Daemon'un abisiyle ilgili endişe duyması benim çok hoşuma gitti. Dikkat ederseniz herkes böyle yemeklerine odaklanıyor, işte bir şeyleri yiyorlar, içiyorlar ama Daemon endişeli gözlerle sürekli böyle abisini kolluyor, abisine bakıyor, onun durumuna bakıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Kitapta da aynı bu şekilde herkes böyle birbirine kadeh kaldırıyor, birbirini övüyor, seviyor, öpüyorlar. Böyle çok güzel bir ortam. Ta ki Kral Viserys gidene kadar. Zaten Aegon yeterince tahrik etmişti. Üstüne bir de Lucerys gitti, Helena'yı dansa kaldırdı. Bu onları rahatsız etti. Aemond da en sonunda 3 güçlü çocuğa diye kadeh kaldırdı. Çünkü güçlü ne demek? Strong, yani strong ailesi, yani babalarının soyadı, orada gönderme yaptığı için sürekli bastıra bastıra strong boys, stronglar işte deyip duruyor. Aslında burada kelime oyunu yaparak
babalarını vurguluyor. Gayrimeşru olduklarını vurguluyor. Bu yüzden aslında kıyamet kopuyor. Targaryen'larda sıradan bir aile emeği de böyle oluyor demek ki. Bu sahneden sonra Daemon'un eski sevgilisinin istihbarat ağlarına devam ettiğini gördük. Kraliçe Alicent'in yanında çalışan görevlilerden bir tanesi gidip ona haber uçuruyordu. Bu önemli olabilir çünkü kendisi aslında Game of Thrones'taki Varys gibi bir karakter olarak görebiliriz diyorum ve son sahneye Kral Viserys'in ölümüne geçmek istiyorum artık. Her şey birazcık yoluna girmişken Viserys giderek yaptı yapacağını, o sayıklamaları sırasında aslında Fatih Aegon'dan bahsederken, Fatih Aegon'un Buz ve Ateş'in şarkısı olarak adlandırdığı kehanetten bahsederken Alicent bunu kendi oğlu Aegon'dan bahsediyormuş gibi anlattı. Ve aslında kral böyle söz verilmiş prens diye sayıklarken, Aegon derken hem Fatih Aegon'un kehanetinden bahsediyordu hem de belki de Prenses Rhaenyra'nın büyük oğlu Aegon'u aslında işaret ediyordu. Yani Alicent o kadar yanlış anladı ki, belki de anlamak istediği gibi anladı. Belki de yanlış anlamasa savaş çıkmayacak. Yani o kadar kritik bir andı. Alicent tamam anlaşıldı kralım deyip gidiyor yani. Artık görevi Aegon'u tahta geçirmek. Neden? Çünkü böyle zaten kafası bir hoş olan kral son anda Aegon diye sayıkladığı için buna yordu. Ona yorumlamak istedi diyebiliriz. Yani bir aklın mantığını alıyor mu? Zaten kral kızına laf edildi diye, kızın toruna laf edildi diye benim kafasının uçurulmasını gördü yani. Gördük, izledik biz bu bölümde. Yemekte açık açık zaten kızını savundu. Ama işler karıştı. Demek Alicent'in yanlış anlaması üzerine kuruluymuş savaş belki de. Viserys'in daha sonra yalnız kalıp ölmesi ise çok korkunçtu. Yani çok ürpertici ve korkunçtu çünkü çok gerçekçiydi. Gerçekten böyle can veren birini izliyormuşuz gibiydi. Ve ölürken son sözlerinin aşkım olması da manidardı. Çünkü muhtemelen ilk karısı Emma'nın hayalini görüyordu o an. Kral Viserys isminin birincisi 26 yıl boyunca Westeros'u yönettikten sonra 52 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Her ne kadar 152 yaşında gibi gözükse de gerçek bu. Özellikle bu bölüm çok ağır izler bıraktı bizde diye düşünüyorum. Gerçekten Kral Viserys'i canlandıran Paddy Considine muhteşem bir oyunculuk sergiledi. Çok etkileyici bir bölümdü, çok güzel bir bölümdü. Siz nasıl buldunuz bölümü? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum ve eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen bunu beğenerek göstermeyi unutmayın. Aynı zamanda da abone olursanız kanala çok sevinirim diyorum. Ve şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.